Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Bugün yine yürütme erki, yani icra ile alakalı görevleri konuşacağız ve halifeye biat konusu. Şimdi bir defa şunu söyleyelim, yoksa bundan sonraki hadisler tam anlaşılmaz. İslam hukukunda bir devlet adamının seçimi genel olarak dört yolla olur. Bunlardan birisi biattır. Biat dediği bir nevi seçim yolu. Yani vatandaşla devlet başkanı arasında sözleşme. Biat veya beyat şeklinde okunuyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın seçimi böyledir. Fakat İslam hukukunda seçmen ve seçilenle alakalı şartlar günümüz seçim hukukundan epeyce farklılık arz ediyor. Onu da söyleyeyim. İkincisi istihlaf yoludur. Bunu da unutmamanız lazım. Yani meşru bir devlet başkanı, halifenin kendinden sonra şartları tam tutan bir insanı yerine halef tayin etmesidir. Hazreti Ömer'in tayini böyle olmuştur. Üçüncüsü ise şura meclisi tarafından. Yani buna millet meclisi de diyebilirsiniz. Bu tabi 6 kişidir ama Hazreti Osman radıyallahu anhü de, ama 100 kişi de olur, 500 kişi de olur. Milleti temsilen, yani şura meclisi kararıyla Hazreti Osman. Dördüncüsü ise, yani Hazreti Ali radıyallahu anhü de şura ile olmuştur. Dördüncüsü özellikle Muaviye ve diğer Emevilerinki cebr ile. Anlatabildim mi? Zorla yani. Fitne çıkmasın diye, Müslüman kan akmasın diye itaat edilir. Şimdi ayet-i kerime ve hadisleri okuyalım. Kâlallahu Teâlâ, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. Seninle el sıkışıp sözleşme yapanlar Allah ile sözleşme yapıyor gibidirler. Yedullâhi fevke eydihim. Allah'ın kudreti, hikmeti, ilmi onların hepsinin üstündedir. فَمَنْ نَكَثَ kim verdiği sözden vazgeçerse فَاِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ kendi nefsinin aleyhine vazgeçmiş olur. وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ Allah'a verdiği sözü kim ki tam yerine getirirse فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Allah ona büyük bir mükafat veriyor. Demek ki İslam hukukunda halifenin ve devlet başkanının seçiminin birinci ve en çok tavsiye edilen yolu biat yoludur. Ayrıntıya giremem çünkü o zaman İslam anayasa hukukunu uzun uzun anlatmamız lazım, idare hukukunu. Şimdi hadislere bakıyoruz. An Mücaşi İbni Mes'udin radıyallahu anhu kale, şöyle buyurmuş. Citun Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ba'di fethi Mekke'te. Mekke fethedildikten sonra Resulullah'a geldim. Fekultu, dedim ki ubayyuhu alel hicreti. Yani hicret üzerine, yani hicret için biat edeyim. Fekale, dedi ki innel hicrete kad madat li ehliha. Yani hicretin sevabı, mükafatı o hicret edenler için geçti. Yani fırsat geçti. Mekke fethedildikten sonra ne manası var hicretin? Velakin alel islami vel cihadi vel hayri. Ama bunlar üzerine hicret edebilirsin. Yani İslam'a hicret etmek, cihada, hayra. Çok güzel bir hadis-i şerif bu. Bunun için benimle sözleşme yap yani. An İbni Ömer radıyallahu anhuma kale, şöyle buyurmuş. Künnâ nübeyi'un nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sözleşmede uyuyorduk. Alessem'i ve taati, baş göz üzerine diye. Yani dinleyip itaat edeceğiz. Ve yulakkinuna fî mestamta'tum. Yani gücünüz yettiği kadar diye bize öğüt verirdi. Terkin ederdi. Yani gücünüz yettiğinde itaat edeceksin. Yoksa gücünüz etmediğinde değil yani. Çok harika bir cümle bu. Başka bir hadis-i şerif. An Ubadet ibn-i Samit radıyallahu anhu kale, buyurmuş ki Bayana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alessem'i ve ta'ati fil usri vel yusri. Yani zorlukta ve kolaylıkta Resulullah'ı dinleyip ona itaat edeceğimize dair ne yaptık? Sözleşme yaptık. Ayrıca vel menşati sevindirici halde, vel mekrehi insana hoş gelmeyen durumlar içinde. Ve ala esaretin aleyna,
Allah Allah. Ve ala esaratin aleyna. Yani bunun manası nedir bu? Esaratini bilmiyorum burada. Çok mana biliyorum da kafam karışık. Ve bize gelecek tesirleri üzerinde de itaat ettik manasına. Yani bize gelecek sonuçlarını da katlanıyoruz manasına. Ben o manayı düşünüyorum ama emin değilim. Esera. Allah Allah. Bir çoğul bu olsa gerek. Neyse yani bence o. Bize gelen hukuki sonuçlarına da katlanıyoruz. Yani hukuki ve fiili sonuçlarına. Bulabildin mi? Esera. Çoğul zaten bu. İsrin çoğulu bence. Bulamadım. Hayır abi geç. Dediğim gibi yani bize gelecek sonuçlarını da katlanıyoruz yani o mana. وَعَلَى أَلَّا تُنُّنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ Hiçbir zaman ehli olan kimselerle hiçbir konuda tartışmayacağız. Yani haddimizi aşmayacağız. وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا Nerede olursak olalım doğruyu söyleyeceğiz. لَا نَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ Bir kısım insanların kınamalarından dolayı Allah'tan yani Allah için olan konularda kınayanların kınamasından korkmayacağız. Allah için olan konularda. Başka bir rivayette وَعَلَى أَلَّا نُنَزِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ Yani hiçbir zaman ehil kimselerle bir meselede tartışmayacağız. اِلَّا اَنْ تَرَوْ كُفْرًا بَوَاحًا Ama kesinlikle açık bir küfür görürsek ayrı bir mesele. Anlatabildim mi? Yani açık demek bu bevahen. اِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي بُرْهَان Allah'tan yana biz yanınızda bir delil varsa ki açık bir küfür işliyor ona müdahale ederiz tabii yani. Değil mi? Çok tatlı bir hadis-i şerif bu da. Hep bu devlet adamlarına karşı olan tutumumuzla ilgili hadisler bunlar. Bugün de geçerli. Çünkü bir gidip de devlet adamını devirecek değiliz. O isyan. Ama böyle hareketleri yapacağız yani. An Ebi Hüreyre radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resulullah buyurmuş. Kânet benû İsrail'e tesûsuhumul enbiyâû. Allah Allah. Yani İsrailoğullarını genellikle peygamberler idare ediyordu. Çok peygamber gelmiş biliyorsun. Küllemâ heleke nebiyyün halefehu nebiyyün. Bir peygamber vefat edince başka bir peygamber geliyordu. Ve innehu lâ nebiyye bâdî. Ancak benden sonra peygamber gelmeyecek. Ve seyekûnü hulefâ. Yani halifeler gelecek. Ve feyekturun, çok olacaklar. Kalu, sahabeler demiş, fema temuruna, bu halifeler hakkında bize ne emredersin ya Resulallah? Kale, buyuruyor ki, fu bi bey'atil evveli fel evveli. Yani, birinci derecede etap etap verilen sözlere aynen uyu. Yani, fu, yani, evfu, ama bu vefa yefini, emri. Yani verilen sözlere iyi sözünüzde durun. Va'tum hakkahun haklarını yani onlara karşı olan görevlerinizi yerine getirin. Fe innallaha sailuhum ammestar'ahum. Zaten Allah onlara raiyetlerine karşı yaptıklarından dolayı sorgulayacak onları. Yani vatandaşlara karşı yaptıklarından dolayı sorgulayacak. Başka bir hadis-i şerifte Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz buyurmuş. İza buyi ali halifeteyni. Bu da çok enteresan. İki halifeye itaat edildiğinde ihtilaf ayrı ayrı. Faktulu el ahara minhuma. Birinci derece itaat edilen edilsin, diğeri öldürülsün. İşte Yavuz Sultan Selim'in kardeşlerini katletmesinin hikmeti bu hadis-i şerif. Bahyetmişler. Ama esas biat edilen insan da Yavuz Sultan Selim olmuş. Diğer iki kardeşini katletmişler. Ve an Ebi Hüreyre'te yine Ebi Hüreyre radıyallahu anhu kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz buyurmuş. Selasetün üç kişi var ki la yükellimuhumullahu yevmel kıyame. Kıyamet günü onlarla Allah konuşmaz. Ve la yüzekkihim onları tezkiye de etmez. Ve lehum azabun elimin onlar için acıklı bir azap bulunur. Kimmiş bu üç kişi? Raculun ala fadli ma'in bit tariqi yani yol üstünde fazla bir suya sahip bir adam var. Yemna'u minhu ibne sebili. Yoldan geçenlere onu engelliyor. Fazla su.
kendi mülkünde de olsa versene yoldan geçenlere. وَرَجُولُمْ başka bir adam, kişi, baya imamen la يُبَيْعُهُ اِلَّا لِدُنْيَا bir devlet adamına itaat ediyor ama sırf dünyası için itaat ediyor. Şu anda Tayyip Bey'in çevresinde böylesiler çok köle oluyorlar ama ihale almak için. اِنْ اَعْتَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَالَهُ eğer istediğini devlet adamı ona verirse sözlerinde dururlar. وَاِلَّا لَمْ يَفِلَهُ yoksa da sözlerinde durmazlar. وَرَجُلُنْ üçüncü kişi de يُبَيِّعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْأَصْرِ ikindi namazından sonra bir alışveriş için bir adamla pazarlık yapıyor. Silah alışveriş mi demek? Silah şey demek nedir? Eşya. Anlatabildim mi? Silah'dan kasıt eşya demek. Yani alışveriş şey yubayyahu. Yani alışveriş şeyinde bir eşya için. فَحَلَفَ بِاللّٰهِ Allah'a yemin ediyor ki لَكَدْ اُلْتِيَ بِهَا كَدَا وَكَدَا yani şu şekilde verildi alındı şeklinde. فَصَدَّقَهُ o onu tasdik ediyor. فَأَخَدَا alıyor yani karşılığını. وَلَمْ يُعْتَ بِهَا ama verilmiyor kendisini yani. Yani hakkı verilmiyor. Yani pazarlık ettiği, yemin ettiği adama hakkını vermiyor. Dolandırıcılık. Dolandırıcılık. Aynen öyle. Dolandırıcı adamlar. An Abdillahi radıyallahu anhu ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Buyurmuş ki Resulullah. Likulli gadirin liva'un yevmel kıyame yu'rafu bihi. Her zulmedenin kıyamet günü bir bayrağı var. Onunla tanınacak. Demek ki zulüm bayrağı. Yukalü denilir, hadihi gadretu fulanim. Bu filan adamın zulüm bayrağıdır. Gadre biliyorsun tecavüz, hakka tecavüz. Başka bir hadis-i şerifte, an Ayşe radıyallahu anha kalet buyurmuş ki, Hazreti Ayşe, kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz, yübeyi'un nisa'e bil kelami bihâzil âye. Şu ayetteki, şu ayetle, sözlü olarak kadınlarla sözleşme yapardı. Yani yüşrikne billahi uzun bu. Biliyorsun daha önce okuduk. Okuyalım mı tekrar? Ya eyyühen nebiyyü ey peygamber. İzâ ce'eke le mu'minâtu yubâyi'neke. Mümin kadınlar sana gelip sözleşme yapmak isterlerse. Alâ ellâ yüşrikne billahi şey'en. Allah'a hiçbir şey şerik koşmayacaklar. Ve lâ yesrikne hırsızlık etmeyecekler. Ve lâ yeznîne zina etmeyecekler. وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ çocuklarını öldürmeyecekler. وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ yani بَيْنَ اَيْد۪يهِنَّ وَاَرْجُولِهِنَّ elleri ayakları açıktan böyle bir bühtan getirmeyecekler. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ şeriat ve akla uygun işlerde sana isyan etmeyecekler. İşte bu hanımlara فَبَايِعْهُنَّ yani sözleşme yap onlarla. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ onlar için Allah'tan mağfiret de talep et. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah غَفُورُ الرَّحِيمُ'dir. Bu. وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمَ يَدَمْ رَأَتٍ bu sözleşmeyi yaparken Resulullah'ın eli bir kadın eline dokunmadı. اِلَّمْ رَأَتَنْ يَمْلِكُهَا ancak kendinin nikah altında veya cariyesi olanlar hariç. اَنْ اُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Enneha kalet, bu hanımefendi demiş ki, Eteytün nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fi nisvetin minel ensari nübeyi'uhu fekulna. Yani ensardan bir kısım hanımlarla peygamberimize geldik ve dedik biat etmek üzere. Ya Resulallah, nübeyi'uke, seninle sözleşme yapmak istiyoruz. Ala ellâ nüşrike billâhi şey'a, Allah'a asla şirk koşmayacağız. Ve lâ nesika ve lâ nezniye. Asla hırsızlık edip zina da etmeyeceğiz. Ve la na'tiye bi buhtanin nefterihi min beyne edina ve arculina. Yani açıktan elimiz ayağımız önünde. Yani bu noktada iftira da etmeyeceğiz. Bühtan da yapmayacağız kimseye. Ve la nasiye kefi maruf. Şeriat ve akla uygun olan meselelerde sana isyan da etmeyeceğiz. Kale bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki fi mastata'tunne وَاَتَقْتُنَّ elbette ki gücünüz yettiğince ve tahkat getirdiğiniz müddetçe gücünüz yetmeyen konularda mesul değilsiniz. قَالَتْ o hanımefendi Ümeyme buyuruyor. قُلْنَا dedik ki Allah ve Resulü erhamu bina. Allah ve peygamberi bize bizden daha merhametli.
Helümme nübâi'ike ya Resulallah. Gel de hemen biat edelim. Fekale buyurdu. İnni la usafihun nisa. Ben hanımlara el uzatmam. Müsafaha etmem. İnnemâ kavli limi'eti imra'atin ke kavli limra'atin vahide. Benim bir hanıma söylediğim söz bir tek hanıma söylenmiş söz gibidir. Yani sözüm kafi manasına. Yüz kadına söylediğim söz değil mi? Tabii. Ha özür dilerim ya. Ulan. İşte bazen böyle hata yapıyoruz. Devam edeceğiz. Niye kapatıyorsun? Kim dedi sana? Daha 3 sayfa oldu. Hı? Biraz daha gidelim ya istersen. Ha? Uzun bu çünkü. Ama sen bilirsin. Peki burada kalsın. Hadi bakalım. Kapattığına göre patron talebi oldu. Ne yapalım? Cezakumullahu hayran kesira. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. Ya kardeş.